Burada borsada son dönemde hani konuşulan bir konu da şu. İşte yabancı şu kadar alıyor, bu kadar alıyor. İşte Merkez Bankası Perşembe günü açıklıyor. Nerede bu yabancı işte bu kadar alıyor, niye yükselmiyor? Şimdi şöyle bir durum var. Yabancı her aldığında yükselecek diye bir şey yok borsa. Birincisi o. Niye? Bizim borsamızda işte açığa satış yasağı var. Şimdi siz yurt dışından geldiniz. İşte Mine Hanım diyelim ki yurt dışından geldi İsviçre'den. 500 milyon dolar, işte 250 milyon dolar parası var. Geldiğinde mecbur burada bir yatırım yapmak istiyorsa önce senet almak zorunda. Aldığı senette ne olur tercih? Likit senetler olur. Nedir bunlar? TÜRKBAŞ alır, Türk Hava Yolu alır, Koç Holding alır, işte ne bileyim Aselsan alır gibi gibi. Yani daha böyle likit derinliği olan yabancının da olduğu senetleri alır. Şimdi bunu aldıktan sonra Mine Hanım'ın tercihi şu olabilir. Diyebilir ki ben bu elimdeki senetleri çoğaltmak istiyorum. Atıyorum Koç Holding'de 100 bin not aldı, 1 milyon not aldı. Ben ay sonunda buna 1 milyon 100 bin not olarak istiyorum. Yani üstüne bir %10 ekleyin. Şimdi burada bu malı çevirmek için ilk başta Mine Hanım'ın yapması gereken hisse almak. Çünkü hisse almadan o senedi de satamaz. Çünkü atıyorum sabah açıldı işte Koç Holding'de işte %1, %2 yükseliş var. O anda bir bakıyoruz ki Koç Holding bir anda sıfıra indi, hatta -1'e indi. Ne oluyor? Orada işte yabancı yatırımcı o Koç Holding'i satıyor elindekini. Aşağıdan tekrar yerine koymaya çalışıyor. Zaten bu 3-4 aylık periyotta bunu gördük. Yani o dalgalı testere piyasada yabancı hissettirmeden sürekli mal topladı. Ama nerede topladı? İşte büyük senetlerde, endeks ağırlığı yüksek olan senetlerde. Dediğim gibi yani BİM'dir, TÜPRAŞ'tır, Hava Yolu'dur, Aselsan'dır. Seçici gitti, butik gitti. Diğer elindeki senetleri de işte daha böyle hani gelecek yıl için yani 2024 için beklentisi iyi olmayan veya çok artık böyle değerinin üstüne çıkmış senetleri elinden çıktı. Daha böyle likit olan hisse senetlerine girdi. Yani illa böyle bir ezber yok. Yani yabancı işte alıyor bu borsa neyi yükselmiyor? Öyle bir ezber yok. Yabancı için yani borsanın açılması yeterli. Sabah hani bir kaza maza olmasın, borsa açılsın. 9.20 işte Viyop eşleşmeyle başlasın piyasa 18.10'a kadar. Onun için yeterli. Yani burası 2 sene 3 sene yatağa gitmiş gitmemiş umurunda değil. Sonuçta sürekli bir sirkülasyonla elindeki senedi yatay gidebilir piyasa bir sene boyunca ama sirkülasyonla elindeki senet sayısını 1 milyona 2 milyona çıkartır. Senet fiyatı değişmese bile %100 karlı çıkar bu işten. O yüzden hani böyle bir ezber yok. Yani illa senet aldığında yukarı gidecek diye bir şey yok. Ama bir hazırlık var mı? Var. Evet onu görüyoruz. Zaten birazdan onu yansıtacağız. Yani biraz yatırımcı açısından zor bir sene geçti. Yani çok büyük beklentilerle geldiler. İşte bir halka arz furyası. Halka arzlarda 80 milyar TL'ye ulaştık galiba. O da biraz likiditeyi kuruttu borsada. Bir yandan işte kredili pozisyonların fazlalığı. Kredili pozisyonlar satışa geçtiği anda büyük yatırımcı da sabırlı davrandı aşağıda almak için açıkçası. Bunu geçen sefer de konuşmuştuk. Atıyorum bir hisse 100 milyon lirayla %10 yukarı gittiyse 10 milyonla 1 milyonla geri geldi. %10. Aşağıdan da işte yukarıdan sattığı hisse senetlerini toplamaya başladı. Yani zaten bu da şey yani o büyük portföy sahiplerinin acelesi yoktur. Zamanla çok fazla öyle dertleri yoktur. Onlar da sabırla aşağıdan bu hisse senetlerini topladılar. Yani yatırımcı için zor bir senedi. Daha da zor olacak. Çünkü artık burada şimdi yabancı yatırımcı da geldikçe, akıllı para çoğaldıkça herkes işte birbirinin cebindeki parayı almaya çalışıyor. İşte burada bizim yapacağımız da işte daha çok böyle eğitime, okumaya, araçları geliştirmeye. Çünkü siz ne kadar hazırlıklıysanız akşamla, ne kadar hazırlıklıysanız ertesi güne o kadar 1-0, 2-0 önde başlıyorsunuz. Yani burada işte yatırımcının yapması gereken, geçen yayında da şeye söylemiştik, sadece bu yatırımcıya düşmüyor, Borsa İstanbul'a düşüyor, SPK'ya düşüyor, SPL'ye düşüyor. Eğitim notlarının, eğitimlerin vesairenin artması lazım. Çünkü halen da borsamızda işte bir bankacılık olayı yaşadık biliyorsunuz. Bir ay içerisinde bankalar böyle tavan 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 ondan sonra taban taban geri geldiler. Geçen ay içerisinde de işte gübre fabrikalarında böyle bir şey yaşandı. Yatırımcı biraz da işte yeni gelen yatırımcı biraz da üstüne alınıyor.
Bunun sizinle alakası yok. Bizimle de alakası yok. Yukarıda çok büyük bir çekişme var. Herkes birbirinin elindeki hisse senedini toparlamaya çalışıyor. Bu bir geçiş dönemi. Geçiş dönemi bittikten sonra da artık piyasada yani yön açıkçası belli olacak. Ondan sonra da bize düşen seçimden bir hafta önce veya işte birkaç gün önce uyarmıştım. İkinci tur bitti. Pazartesi günü seans başladı. Piyasa %5, %6, %10 yukarıda. Tuşa basabilecek misiniz demiştim. Çünkü o seçim atmosferinden sıyrılmak çünkü zor. Ve gerçekten de hatta cuma günü başladık. İkinci turdan bir gün önce yani cuma günü, pazar günüydü. Cuma günü başladı yükseliş esasında. Ve işte biliyorsunuz Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos'a kadar bir rally yaşadık. Burada işte çok karamsarlığa da yer yok. İyimserliğe de yer yok. Araştıracağız. Yani sürekli kendimizi geliştireceğiz, okuyacağız. Çünkü bu iş gitgide zorlaşıyor. Yani öyle kolay bir iş değil. Risklerimizi yöneteceğiz. Ve halen daha bu soru soruluyor. Ben şunu yapıyorum diyor misal. İşte temel analiz yapıyorum işte. Bilançolara bakıyorum falan filan. Benim de sorduğum soru şu. Veya işte birisi diyor ki ben teknik analiz yapıyorum. Para kazanıyor musunuz? Kazanıyorum diyor. Tamam. Yani sürekli kazanıyor musunuz peki? Yani 1, 2 yıl, 3 yıl arka arka yani tesadüf mü yoksa? Yok hayır. Yani sürekli kazanıyorum. Çok şükür. O zaman diyorum ki devam edin. Yani bunda bir yanlış yok. Yani kimisi temeli kullanır, kimisi tekniği kullanır, kimisi ikisini birlikte kullanır. Karma bir sistem yapar. Tek burada yanlış. Borsada binlerce, 2000, 3000, 5000 tane doğru var. 2 tane yanlış var sadece. Hep eğitimlerde de söylüyorum bunu. Biri stop olmamak, biri de paçal yapmak. Aşağıya doğru maliyet yapmak. Eğer stop olmuyorsanız çok büyük sorunlara yol açar bu. Bilemezsiniz çünkü. Gerçekten piyasa yani BIST 30 içerisindeki bir senedin bu şekilde aşağıya gelmesini çoğu kişi tahmin edemezdi borsada. Yani çoğu uzman bunu yani bu bizim benim işte 30 yılda ilk ona girer anılarda. Yani rahatlıkla ilk ona kafadan girerdi yani. İşte burada yatırımcının yapması gereken ne? Eğer siz gerçekten bunu artık prensip haline getirdiyseniz stop olmayı bu tür şeylerden kaçınabilirsiniz. Yani aşağıya doğru maliyet yapmıyorsanız sizi zaten ilgilendiren burada bir şey yok. O açıdan yani bu kurallar bilgisayarın üzerinde işte ne bileyim masanın üzerinde sürekli yazılı olması lazım. Yani ben bile kendi notlarımı ara ara açıp okuyorum. Yani bu sürekli tekrarla antrenmanla oluyor çünkü. Çünkü bazen gerçekten piyasa insanı rehavete sürükleyebiliyor. Yani alıyorsunuz senet yükseliyor nasıl olsa yükseliyor. O rehavet sizi bir yerden sonra yanlışa sürüklüyor. Öyle değil. İşte sürekli uyanık olmak lazım. Her an her şey değişebilir. Bugün borsa işte yukarı kapattı. Yarın bakarız %3 aşağıda da kapatabilir. O yüzden kendi pozisyonumuzu akşam o onu demiş, bu bunu demiş demektense kendi riskimizi, kendi pozisyonumuzu ayarlayacağız. Çünkü bunu bir tek siz biliyorsunuz. Yani evinizin girenini, çıkanını, kazandığınız parayı bir tek siz biliyorsunuz. Bunu kendiniz ayarlayacaksınız. Nasıl akşam rahat uyuyorsanız o pozisyonda kalın. Ve direnmeyin. Yani pozisyona direnmek de yanlış. Bu işte son dönemde çok çıktı bunlar böyle. Ben hep karşıyım. Hani böyle temettü vesaire yatırımcılığı. Tamam o da iyi güzel de. Yani senet %60, %70 geri gelmiş. Neyin temettüsü artık? Yani orada temettü diye bir şey kalmamış artık yani. Yani %10'da, %5'te kol kesmek gerekirken artık yani o ne kadar temettü verecek de ne çıkacak orada. Yani biraz proaktif yönetmek lazım portföyleri. Çünkü öyle bir dönemdeyiz gerçekten. Hem bizim içeride şartlar bir saat içerisinde değişebiliyor. Hem dışarıda öyle. Yani bir de bu sene işte dediğim gibi seçim senesi, jeopolitik riskler, o bu. İşte daha işte 2024'e girdik. Dakika bir, gol bir, Japonya'da depremle girdik. Yani hiç beklenmeyen bir şey. O yüzden arada, Japonya gibi ol demek istiyorum deprem konusunda. Evet. 7 küsur deprem herhalde. 7.4 36 kişi hayatını kaybetti. 30 yani 7.4'ü hiç hatırlamak istemiyorum yani. Yani borsa sınıyor insanı. Hepimizi sınıyor. Halen daha işte kaç sene geçirdik bu borsada. Sınamaya devam ediyor. Sınayacaktır da borsanın özelliği bu. O yüzden sınanmamak için yani burada ailenizi düşünerek, kendinizi düşünerek doğru pozisyonlar almak lazım. Çok fazla risk almamak lazım. Eğer şimdi yatırımcıda şu var. Yani bir tane senet almış misal.
biliyorum hani uzun vadeli demiştim sadece. Yani uzun vadeli ben buna artık bakmayacağım işte çocuğum için vesaire falan ama bir hafta sonra işte bu senet %10 düştü, yüzde niye düştü falan. Hani uzun vadeli almıştım. Yani bunun baştan belli olması lazım. Eğer uzun vadeli girdiysen ben bunu biriktireceğim diye maaşından işte ayda 500 lira 1000 lira arttıracağım diye girdiysen çok fazla sorgulamaman lazım. Senede inanıyorsan tabii iyi bir senetse, iyi bir bilançoya sahipse. Uzun vadeli girip de ondan sonra sürekli ekrana bakmak da yani o da bir şey. Onun garip. Tam tersi de yanlış. Kısa vadeli yatırımcı kısa vadeli giriyor. Kısa vadeli girdiğinin de farkında. Fakat bir şekilde işte geri gelmeye başlıyor. Stop olamamayla birlikte şöyle lafları ben yatırımcıdan çok duymaya başladım. Ya ben kağıdıma güveniyorum. Ben aslında uzun vadeciyim. Ben aslında uzun vadeciyim dediği yerde artık Katolik olmuş durumda. Yani var, senetle evet. Bir Katolik nikah kıyılmış. Ondan bir evet. Türlü boşanamama hali söz konusu. Dolayısıyla yani uzun vadeciyim en başında senedi henüz almadan önce ortaya konması ya da ben bu senede işte yüzde şu kadar aşağıya gelirse satarım, yüzde bu kadar aşağıya gelirse satarımın baştan belli olması lazım. Bir de orada bence 2024 için de bunu ayrıca konuşmalıyız. Yukarı konulan marjla yani take profit dedikleri o kâra al evet. Noktasına konulan yüzdeyle stop olunacak yer yani zararın kesileceği yerin yüzdesinin aynı olmaması lazım. Hayır zaten öyle bir durumda para kazanamazsınız. Yani o RK'yı 1'e getirir. Atıyorum senet 10 lira. Siz stopu 9'a koydunuz. Kârı da 11'e koydunuz. İşte 1 lira düştü stop oldunuz. Veya tam tersi 1 lira yukarı gitti. 1 lira kâr aldınız. Ve bu senette bunu sürekli yaptığınızı düşünün. 1 lira kaybediyorsunuz 1 lira kazanıyorsunuz. 1 lira kaybediyorsunuz 1 lira kazanıyorsunuz. Bu günün sonunda kümülatifte yani bunu böyle 10 seneye yayarsak 10 sene sonunda elinizde hiçbir şey kalmaz. Yani... Yani elinizde kalmaz değil mi? Bir şey kazanmamış olursunuz. Burada yapılması gereken yani kitabi olan 2,5-3'tür. Yani 1 liralık stop varsa en az 12 liraya koymanız lazım veya 13 liraya koymanız lazım veya hiç bir şey koymayıp işte ne bileyim ortalamayla, iş süren stopla, ATR ile vesaire falan o kırılıncaya kadar takip etmeniz lazım. Çünkü siz 12 liraya veya 13 liraya koyarsınız, 3 liraya alırsınız. 13 liradan 20 liraya gider. Bu sefer 7 liralık o potansiyel kardan olursunuz. Belki o 20 liraya gittikten sonra iş süren stopla işte 19-18'e düştüğünde stop olacak. Artı bir 5 lira daha size getirme şansı var. Bunu piyasaya bırakmak daha makul. Stopu kendiniz koyacaksınız. Evet ama kar al noktasında evet take profit olabilir ama işte ortalamayla ATR ile iş süren stopla bunu almak bence daha makul. Böyle yükselen piyasalardı. Çünkü hani bu 3 yılda böyle oldu, 4 yılda böyle oldu ve böyle olacak gibi. Çünkü bunu sizinle hep konuştuk. Yani benim beklentim bu enflasyonun 2040'lara kadar daha bir 16 senemiz daha var gibi geliyor bana. Çünkü Türkiye'de hani bu enflasyon başladıktan sonra kolay kolay çözümlenmiyor. Yani inşallah çözümlenir. Yani beklentimiz o yönde ama hani geçmiş deneyimler, okuduğumuz kitaplar pek öyle demiyor. Umarım yani bu sene içerisinde işte önümüzdeki sene 2024-2025 bu işe bir çare buluruz. Ama enflasyon işte şu macun hikayesi yani çıktıktan sonra içine sokması çok zor. İşte şimdi asgari ücret zamları geldi onlarla beraber tekrar işte dediğiniz gibi devletin yaptığı işte köprü otel her şey yeniden ipte her şeye zam geldi. Bu bir döngü haline geliyor bu sefer. Şimdi o asgari ücretler Mart'ta Nisan'da yapılan zamın hiçbir anlamı kalmayacak. Yine bir tekrar o döngünün içerisine gireceğiz. Zaten burada gerçekten bir adım atılmak isteniyorsa artık yani tarımdan başlanması lazım ama tarımın tesisini ağzına alan yok maalesef. Esas bir reform yapılacaksa enflasyon konusunda bunu yenmek için bir reform yapılacaksa bunun tarımla başlaması lazım ama tarıma daha gelemedik. Bilmiyorum yani tabii ki beklentimiz iyi olması yönünde. Yani Sadık abi de zaten böyle bekliyordur herhalde. Yani şey iyi olmasını umuyoruz. Ama şey enflasyon biraz Türkiye'de sıkıntılı. Yani başladığı zaman kolay kolay şey olmuyor. Yani onu aşağıya çekmesi Amerika gibi değil. Yani öyle işte faizler kırdım işte. Çünkü bizde yapışkan. Evet yani yapışkan ayrıca enflasyona neden olan
kalemleri şey yapmıyoruz. Yani havuzun altındaki o delikleri bir türlü kapatamıyoruz. Yani bir şekilde bu oldu. Yani 2002'de işte AK Parti hükümete geldiğinde vesaire o beklentiler, işte yurt dışından gelen para tabii bizi o düşen enflasyonla ithalat cennetine çevirdi. İşte dış borcu arttırdı vesaire, insanların borcunu arttırdı. Yani Türkiye'deki insanlar çok tek ayak üstünde yakalandı. O kötü oldu. Yani şu 4-5 senede o kadar çok işte pandemisi, işte vesairesi, döviz krizleri, insanlar borçluydu. Daha da bir borçlandı pandemi döneminde. Sonrasında şimdi krediler kısıldı tüketimi azaltmak için. Borcu borça çeviriyor yani insanlar. Zaten maaşların hali ortada. Yani fakir daha fakir oldu. Yani burada zaten ezilen, enflasyonda nedir? Ezilen zaten alt. Yani fakir fukaraya oluyor olan zaten. Çalışana oluyor, bodroluya oluyor, işçiye oluyor. Sermayeler zaten sermayesine sermaye katıyor. Bir şekilde yani şu yüksek enflasyon ortamında faizler vesaire falan. Onların para kazanması daha kolay. Yani umarım çözülür. Yani çözülmesi için adımlar atılır. Ama geçmişe baktığımızda, o döngülere baktığımızda çok kolay değil bu iş. Yani bizi 2040'a kadar, yani bu işte de halen daha biz sağ olur çıkarsak sizinle artık böyle 2040'da falan yayın yapıyormuşuz. Ne olacak bu enflasyon falan diye.